Evet çocuklar, bugün sizinle birlikte Türkçe dersi işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere koronavirüs nedeniyle Türkiye ve dünya evlerine hapsolmuş durumda. Bu yüzden derslerimizi sanal ortamdan devam ettirmek zorundayız. Evet, bugünkü konumuz iletişim. Buraya iletişimle alakalı çeşitli görseller koymuşlar. Telefonla görüşen bir çocuk, iletişim araçları. Mesela örneğin telefon, bilgisayar, mektup, telsiz. Bunlar iletişim araçları. Bir de televizyon, radyo ve gazete var. Bunlar acaba iletişim aracı olarak sayılır mı? Şimdi bunu öğreneceğiz hep beraber. Evet. İletişimle alakalı bir metnimiz var. Ben bu metni okuyacağım. İsterseniz siz de buradan takip edebilirsiniz. Evet. İdil haberleşmenin serüvenini öğreniyor. İdil ve anneannesi Ayşenin'le evde kalmak zorundaydı. Bu sürede birlikte vakit geçirir, sohbet ederlerdi. Evde kalmak zorunda olmalarının nedeni ise küçücük bir virüs olan koronavirüsüydü. İdil bu ismi en çok annesinden, bir de televizyondan duyuyordu. İdil'in annesi doktor olduğu için hep hastaneye gidiyordu. İdil de annesini son günlerde pek göremiyordu. Yine günlerden bir gün İdil ve anneannesi otururlarken İdil annesini çok özlediğini hissetti. Ve anneannesine annesiyle konuşmak istediğini söyledi. Ayşin'in de telefonunu eline aldı ve kızını görüntülü aradı. İdil hem çok mutlu oldu hem de üzüldü. Çünkü annesini görememeye dayanamıyordu. Hem de maske taktığını görmek onu birazcık geriyordu. Şimdi annesini sağlıklı gördüğü için çok mutlu olmuştu. Annesinin mesleği dünyadaki en güzel mesleklerden biriydi. İnsanların hayatını kurtarıyordu. Annesiyle gurur duyuyordu. Ayşen'in de donmuş gözlerini silip torununa döndü. Ve birazcık kafaları bu konudan uzaklaşsın diye torunu ile başka bir şey hakkında konuşmak istedi. Ah torunum, şu dokunmatik telefonları görüyor musun? Ne de güzel bir icat. Annen ne kadar uzakta olursa olsun görebiliyoruz. Önceleri böyle miydi dedi. İdil bir an duraksadı ve düşündü. Sahi önceleri insanlar nasıl birbirleriyle konuşuyorlardı? Ve anneannesi de sordu. Anneanne, insanlar eskiden nasıl haberleşiyordu? Evet. Ayşen ne cevap verdi? İdilciğim, tabii sen doğduğun zamanlardan bu yana dokunmatik telefonlar hep vardı. Ama önceden konuştuğumuz kişinin sadece sesini duyabiliyorduk. Yani görüntülü konuşamıyorduk. Ha bir de telefonlar o kadar büyük, o kadar kalındı ki taşımakta zorlanıyorduk. İdil bu telefonların nasıl olduğunu çok merak etti ve anneannesiyle internetten fotoğraflarına baktı ve kıkırdadı. Gerçekten hem büyük hem de komiklerdi. Oyuncak gibi. Anneannesi anlatmaya devam etti. Çok eski zamanlarda, çok uzaklarda, hani seninle pazar günleri izlediğimiz kovboy filmlerindeki Kızılderililer var ya, işte onlar çok değişik yollar buldular. Bir dağın ucundan bir dağın ucuna dumanla haberleşiyorlardı. Ateş yakıp üzerine bir örtü sallayıp çeşitli şekiller oluşturuyorlardı. Aynı şekilde karşıdaki kişi de cevap veriyordu. Yine o zamanlarda ülkemizin bulunduğu yerlere çok yakın olan Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarında ise insanlar kuşlarla ve güvercinlerle haberleşiyorlardı. İdil çok şaşırdı. Anneanne ama güvercinler nasıl konuşsun? Eğer konuşabiliyorlarsa neden benimle hiç konuşmadılar dedi. İdil yine küçük bir kahkaha atıp anlatmaya devam etti. Ah benim güzel torunum, hiç öyle şey olur mu? İnsanlar küçük kağıtlara bir şeyler yazıp güvercinlerin ayaklarına bağlayıp kimle haberleşmek istiyorlarsa ona gönderiyorlardı. Tabii ki güvercinler önceden bunun için eğitiliyorlar. İdil'in çok hoşuna gitti bu durum. Daha çok küçük olduğu için annesi ve babası ona telefon almıyordu. Bu yüzden arkadaşlarıyla görüşemiyordu. En yakın arkadaşıyla konuşmak için bir şeyler yazıp bir kuşun ayağına bağlamak isterdi. Ama bu çok zor bir ihtimaldi. Bir kuş nasıl eğitilirdi ki? Anneannesi anlatmaya devam etti. Sonra insanlar bu duruma biraz daha ilerletip birbirlerine uzun uzun mektuplar yazıp bunları zarflara koydular. Bu metinlere mektup denir. Mektuplar ise bugünlerde çok sık göremesen de postacılar getirip götürüyordu. Ama tabii ki bu iletişim şekli oldukça uzun sürüyordu. Deden askere gittiğinde onunla hep birbirimize mektup yazardık. Bir de bir alet daha var. Onun adı da telgraf. Ama o şu zamanlarda hiç kullanılmıyor. Telgrafında kendince bir dili bir alfabesi var. Adı da Morse alfabesi. Kısa çizgi noktaların kodlanmasından oluşuyor.
ama çok kullanışlı bir iletişim aracı değildim. Ve bir gün bir yerlerde şu anki kullandığımız telefonun ilk adımları atıldı. 1786 senesinde Amerikalı mucit Graham Bell telefonu buldu. Tabii dediğim gibi şu anki gibi değildi. Oldukça büyüktü. İdil bir anda anneannesinin sözünü atladı. Anneanne ilk kiminle konuştu peki? Ayşe'nin de bu sorunun cevabını bilmiyordu. Beraber internetten baktılar. Graham Bell'in ilk konuştuğu kişi yardımcısı Doktor Watson idi. Ve buraya gelin, sizi görmek istiyorum demiş. Ayşe'nin de anlatmaya devam etti. İlk telefonda konuşma ve dinleme yerleri ayrı ayrıydı. Sonradan insanlar bu telefonu geliştirip ikisini de birleştirdi. İşte bu şekilde yıllar geçtikçe bizim kullandığımız telefon haline geldi. İletişimde kullanılan araçlar yavaş yavaş farklılaştı ve gelişti torunum. Ayşe'nin de sözünü bitirdikten sonra İdil düşünmeye başladı. Acaba başka neler iletişim aracı olabilirdi? Acaba televizyonu da sayabilir miydik? Anneannesine sordu. Anneanne, televizyon da bize bir sürü haber ve bilgi veriyor. O da bir iletişim aracı olabilir mi? Ayşe'nin torununa gülümseyerek baktı ve onayladı. Evet torunum, televizyon da bir iletişim aracıdır. Kitle iletişim aracı. Düşünce, fikir ve haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektedir. Gazete, dergi, sinema, radyo, televizyon kitle iletişim araçlarına örnektir dedi. Aniden telefon çaldı. Anneannesi telefonu açtı ve konuşmaya başladı. O sırada İdil bugün öğrendiği yeni şeyleri düşündü ve çok mutlu oldu. Anneannesi telefon görüşmesi bitince İdil'e döndü ve annesinin akşam eve geleceğini söyledi. İdil şimdi gerçekten çok mutlu oldu. Anneannesine sarıldı, sonra beraber İdil'in en sevdiği çizgi filmi izlemeye başladılar. Evet arkadaşlar, metnimizi okuduk. Şimdi sizinle metinle alakalı çeşitli etkinlikler yapacağız. İletişim kelimesinin çağrıştırdığı kelimeleri yazalım. Bakalım iletişim deyince aklımıza hangi kelimeler geliyor? Ben buraya birkaç tane örnek yazdım. Bir saniye. Evet. İletişim deyince aklımıza haberleşme, mesailaşmak, sohbet ve dil kelimeleri geliyor. Size düşünüp sizin aklınıza hangi kelimeler yazdığını kitabınıza yazabilirsiniz. Evet. Aşağıdaki resimlerde anlatılanları altına yazalım. Mesela bakalım neler var. Burada bir postacı görüyorum. Burada güvercin mektup taşıyor. Burada iki tane çocuk konuşuyor. Evet bir dakika. Ben neler yazmışım ona bir bakalım. Aşağıda resimlerde anlatılanları altına yazalım. Bunu dedik. Bir kişi duman yoluyla iletişim koruyor. Az önceki metinde okuduğum dumanla iletişim şekli bu şekilde arkadaşlar. Bir güvercin mektup taşıyor. İki arkadaş bilgisayar üzerinden mesajlaşıyor. Bir kız telefonda konuşuyor. İki arkadaş sohbet ediyor. Biliyorsunuz ki iletişim deyince bir sürü çeşitlendirebiliriz. Postacı mektup getiriyor. Bu da bir örnek, evet. Şimdi sorumuz neymiş? İletişim araçlarıyla ilgili kavram haritasını tamamlayalım. Evet arkadaşlar. İşitsel olanlar, telefon ve radyo. Görsel olanlar, bilgisayar, gazete ve dergi. Ancak burada dikkatinizi çekmek isterim. Telefon işitsele yazdık. Ancak eski telefonlar, çünkü yeni telefonlar hem görüntülü, hem görsel hem de işitsel. Görsel ve işitsel televizyon, cep telefonu. Bunu sayabiliriz arkadaşlar. Şimdi etkinliğimize devam edelim. Evet, görsellerdeki iletişim araçlarının adlarını yazalım. Gazete, televizyon, mektup, radyo, telefon ve bilgisayar. Evet arkadaşlar, aşağıdaki soruları okuma metnine göre cevaplayalım. Metnin konusu nedir? Geçmişten günümüze iletişim araçları. İdil'in annesinin mesleği nedir? İdil'in annesi doktordur. Metinde geçen iletişim araçlarını yazalım. Telefon, mektup, telgraf, televizyon, radyo, gazete ve dergi. Metindeki karakterlerimiz neden evde kalmak zorundadır?
Koronavirüsü adı verilen virüsün yaptığı hastalıktan korunmak için. Bu metnin yazarı siz olsaydınız başlığı ne koyardınız? Bunu size bırakıyorum arkadaşlar. Okuma metniyle ilgili iki soru hazırlayarak arkadaşlarımıza soralım. Ben böyle dedim ancak biliyorsunuz ki evdeyiz ve bu yüzden kendiniz sorularınızı yazıp kendiniz cevaplayın. Ben iki tane örnek soru yazdım. Graham Bell'in yerinde olsaydınız telefonla yapacağınız ilk görüşmede kayıtlara geçen ilk cümlenizin ne olmasını isterdiniz? Bir mektup yazacak olsaydınız kime yazardınız? Aleyna ve Gamze arasında geçen telefon görüşmesini tamamlayalım. Ben örnek bir telefon görüşmesi yaptım. Onu bir okuyayım. Aleyna. Alo, Gamze ile görüşebilir miyim? Gamze. Merhaba Aleyna, ben Gamze. Bugün biraz hastaydım, okula gelemedim. Aleyna. Geçmiş olsun Gamzeciğim, şimdi nasılsın? Gamze, yatağımda yatıp dinleniyorum. Daha iyiyim. Aleyna, bir isteğin var mı? Gamze. Aleyna, öğretmenimiz bugün ödev verdi mi? Aleyna, hayır ödevimiz yok. Gamze. Tamam Aleyna, bugün yazdığınız şeyleri defterime geçirmek istiyorum. Yarın okula geleceğim. Defterini getirir misin? Aleyna. Tamam, yarın defterimi getiririm. Görüşmek üzere canım arkadaşım. İyi günler. Gamze, görüşmek üzere canım arkadaşım. Sana da iyi günler. Bunu siz kendinize göre doldurursunuz arkadaşlar. Ben bir örnek olarak yaptım. Evet. Metin hareketle geçmişten günümüze doğru haberleşme çeşitlerini yazalım. Evet. Duman yoluyla haberleşme, güvercin yoluyla haberleşme, mektup, telgraf ve telefon. Evet. Aşağıdaki kelimelerden birbirine zıt anlamlısı olanları eşleştiriniz. İlk önce zıt anlam ne demek? Bir ona bakın. Anlamcı birbirinin tersi zıttı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Biz bir örnek yapmıştık. Onu beraber tamamlayalım. Uzak, yakın. Yaşlı, genç. Eski, yeni. Büyük, küçük. Güzel, çirkin. Tatlı, acı. Kirli, temiz. Dar, geniş. İnce, kalın. Aşağıdaki etkinliği örnekteki gibi yapalım. Şimdi arkadaşlar bu sonuncuda minik bir hata var yerlerinde. Onu gelince konuşacağız. Evet. Örnek. Bu sıcak havada dışarı çıkmayalım. Gittiğim yerde beni çok sıcak karşıladılar. Birine gerçek demişim, birine mecaz demişim. İlk önce gerçek ve mecaz anlamının ne olduğunu beraber bir bakalım. Gerçek anlam. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır. Mecaz anlam. Bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaştırılarak benzetmeli olarak kullanılmasıdır. Şimdi. Koliler çok ağır. Kaldıramıyorum. Kolilerin çok ağır olduğu ölçülebilir bir şey. Yani kolilerin ağırlığından bahsediyor. Burada gerçek. Sınıfta ağır bir koku var. Sınıftaki ağır bir koku yani istenmeyen kötü bir koku olduğundan bahsetmeye çalışıyor. Ancak koku ağır olamaz. Bu mecaz. Şurayı atladım. Bu sıcak havada dışarı çıkmayalım. Hava sıcak olabilir. Bu gerçek anlam. Gittiğim yerde beni çok sıcak karşıladılar. Yani bana çok iyi davrandılar. Beni geldiğim için mutlu oldular tarzında bir anlam çıkıyor. Ancak sıcak burada gerçek anlamında kullanılmış. Mecaz anlam. Bu işten ağzım yandı. Bir daha girmem. İnsan yani burada yine ağız yanması bir işten dolayı insanın ağzı yanar mı? Yanmaz. Buradaki anlamı mecaz anlam. Yemek çok sıcak. Ağzım yandı. Yemek çok sıcaksa yediğimiz zaman dilimiz ağzımız yanabilir. Bu gerçek bir anlam. Su çektiğimiz kuyu çok derin. Kuyunun derinliğinden bahsediyor. Gerçek anlam. Derin bir düşünce var. Düşüncenin derinliği ölçülemez. Mecaz anlam. Yük taşıdığımız ip koptu. Yük taşıdığımız ip kopabilir eğer ucundaki ağırlık fazla ağırsa. Gerçek anlamda kullanılmış. Adam gülmekten koptu. O kadar çok güldü ki yani nasıl söyleyeyim? Aşırı derecede güldüğünden bahsediyor. Bu yüzden bu mecaz anlam. Şimdi buradaki hata şu. Ömer sınıfın en zayıf öğrencisidir. Gerçek anlam. Yani Ömer'in kilolu olmadığından sınıfın en zayıf olduğundan bahsediyor. Bu gerçek anlam. Sen bu işte çok zayıfsın. Bu mecaz anlam. Diyor ki yani sen bu işte birazcık başarısızsın veya bu konu hakkında yeteneğin yok. Bu böyle bir şeyden bahsederken zayıf kullanmış. Bu mecaz anlam olacak. İkisinin yerleri değişmesi gerekiyor. Yanlışlık yapmışız orada. Evet devam edelim.
Aşağıdaki cümlelerde parantezlerin içine uygun noktalama işaretlerini koyalım. Evet. Dayımlar bu apartmanın 10. katında oturuyor. Sıra bildirirken nokta koyuyoruz rakamların yanına, harflerin yanına. Cümle sonuna da nokta koyuyoruz. Aklında bilimin 3 büyük düşmanı vardır. Burada örnek vereceğiz. Fenalık, cahillik ve tembellik. Nokta, 2 nokta. Bu sabah çekerken uyandım. Nokta. Ablam 18.08.1990'lık tarihinde doğmuş. Tarihlerden bahsederken aralarına noktalı işaret nokta koyuyoruz ikisinin de ve yine cümlenin sonuna da nokta koyuyoruz. Bu sıralar Fazıl Üstün Dağlarca'nın üstten kesme işaretinin buraya üstten kes özel isimleri ek getirdiğimizde üstten kesme işaretiyle ayırıyoruz. Tırnak işareti Dört Kanatlı Kuş adlı şiir kitabını okuyorum. Nokta. Tepeyi aşınca karşımızda kıpkırmızı gelincik tarlaları var diyebiliriz. Görünüyor diyebiliriz. Yani cümle bitirilmemiş. Bu yüzden cümlenin sonuna 3 nokta koyuyoruz. Toplantı yarın 10.30'da başlayacakmış. Yine saatlerden bahsederken de nokta koyuyoruz. Biliyorum bazı elektronik saatlerde 2 nokta kullanılıyor ama doğru yazım şekli bu arkadaşlar. Üstten kesme işaretiyle daha başlayacakmış ayırıyoruz. Söylediklerimi anladınız mı? Burada bir soru var. Bu yüzden soru işareti koyuyoruz. İki katlı, virgül, bahçeli, virgül, mavi boyalı bir evleri vardı, nokta. Burada sıralı kelimeler geliyor. İki katlı, bahçeli, mavi boyalı bir ev. Bu yüzden virgül koyuyoruz. Herkes fırtınadan, virgül, kardan, virgül, soğuktan korkar mı? Soru işareti. Boyalarla oynamış, virgül. Boyalar üzerine yüzüne gözüne boyaları yüzüne gözüne bulaştırmıştı. Şimdi burada iki tane cümleyi birbirinden ayırdığı iki tane ayrı cümle var ve bu yüzden virgül koyuyoruz ortasına ve cümleleri birbirine bağlıyoruz. Bu soruyu sınıfta iki kişi bilmişti. İki nokta. Sibel ve Esma. Yine bir örnek veriyoruz. İki nokta koyulacak ve nokta koyulacak. Yemeği mutfakta mı yiyelim? Virgül balkonda mı? Şimdi iki tane soru var burada. Yemeği mutfakta mı yiyelim? Balkonda mı? Şimdi ayrı ayrı soru işareti koymak yerine ki koyulabilir. Biz ne yaptık? Virgülle iki cümleyi birbirine bağladık ve sonuna soru işareti koyduk. Eyvah! Burada bir tepki var. O yüzden ünlem işareti. Yine geç kaldım. Nokta. Peyami Safa. Burada sözünü yazacağımız için, bir örnek vereceğimiz sözünü yazacağımız için noktalı virgül, tırnaklı sözünü söylüyoruz. Kendimize uygun eserler okuruz. Tırnağı kapatıyoruz. Der. Nokta. Üniversiteden 2022'de mezun olmuş. 2022'de tarihlerden sonra üstten kesiyoruz de mezun olmuş nokta. Evet, bakalım başka etkinliğimiz var mı? Son olarak ben size buraya bir etkinlik bıraktım. Görüntülü bir konuşma yaptığımızı hayal edelim ve bunu aşağıya resmedelim. Bir görüntülü konuşma yaptığınızı hayal edin ve kiminle görüştüğünüzü buraya resmedin arkadaşlar. Evet, bir bakalım. Evet. Dersimizin sonuna geldik. Etkinliklerimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.